Number One Mac en güncel haberleriyle başlıyor. Taylor Swift Academy of Country müzik ödüllerinde tercih ettiği bordo bluzu ve pantolonuyla parladı. Swift bu ödül töreninde Betty isimli şarkısının akustik versiyonunu ilk kez seslendirdi. You heard the rumors from Inez, you can't believe a word she said. Kanye West'ten Rest, Kanye West sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süre müzik yapmayacağını duyurdu. Bir süredir özel hayatında sorunlar yaşayan şarkıcı, müzik hayatında da sorunlar yaşıyor. 2020'nin başlarında son albümünü çıkaran Yıldız, yeni çalışmaları için bekleme kararı aldı. Son zamanlarda babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Britney Spears, yeni bir paylaşım yaparak hayranlarını mutlu olup olmadıklarını sordu. Spears bir yüz selfisi paylaştı ve mutluluk için mücadelesinde kendini daha fazla sevmenin arayışı içinde olduğunu söyledi. Güzel şarkıcı şu aralar sosyal medyadan gelen derin sorular üzerinde oldukça düşünüyor. Spears 26 milyon Instagram takipçilerine gerçekten mutlu olup olmadıklarını sordu. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti Malibu'daki yazlıklarını 6.7 milyon dolara sattı. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez Malibu'daki yazlık evlerini aldıktan bir yıl sonra 6.7 milyon dolara sattılar. Çift satmaya karar verdikleri ev için bekledikleri 1 milyon kârı elde edemedi. Ünlü çift bu evi 2019 Şubat'ında bir başka oyuncu Jeremy Piven'dan 6.6 milyon dolara almıştı. Camila Moreni kahve içmeye giderken 90'lık botuyla şıklığını yansıttı. Leonardo DiCaprio'nun kız arkadaşı Camila Moreni, Batı Hollywood'da kahve içmeye çıkarken gümüş rengi elbisesi ve siyah asker botlarıyla 90'ların havasını yansıttı. 90'ları kendi tarzıyla yorumlayan Moreni, karantina sürecinde sevgilisi DiCaprio ile birlikte bolca romantik zaman geçirmişti. Türkiye'nin 5. büyük gölü İznik'te yaşanan kuraklık, kayıkların yanaştığı iskeleyi açığa çıkardı. İznik Gölü 80 metreli derinliği en fazla olan tektonik bir tatlı su gölü. Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü kıyıdan 30 metre çekildi. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın rakibi Portekizli ekip Rio Ave oldu. Rio Ave ikinci eleme turunda Bosna Hersek'in Boras takımını 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi ve üçüncü eleme turunda Beşiktaş'ta eşleşti. Beşiktaş Rio Ave ile 24 Eylül'de Vodafone Park'ta karşılaşacak. Süper Lig'de gol kralı olduktan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Alex Sørloth'un Leipzig transferi tarihe geçecek. Alex Sørloth Leipzig'e imza atarak Norveç tarihine geçecek. Yıldız futbolcunun bonservis bedeline ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Leipzig kulübünün bu transfer için 24 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve buna ek olarak başarı bonusları olacağı belirtildi. Alex Sørloth'un bir ay önceden Leipzig'le anlaştığı ve artık sadece küçük detayların kaldığı aktarıldı. Dünya Rally Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rally'si bugün Marmaris'te başlıyor. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılacağı, 5 Türk pilotun ter dökeceği organizasyonda Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye'yi WRC 3 kategorisinde temsil edecek. Türkiye Rally'si 3 gün boyunca Mehmet Sevinç'in sunumu ve Kaan Özşenerler'in yorumuyla TRT Spor 2 ekranlarından yayınlanacak. Beko Crystal TV spor haberlerini sundu. Number One Mac en güncel haberleriyle karşınızda olmaya devam edecek.